Afiyet olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Değerli hemşerilerim, İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürecek halimiz yok. Sadece şunu söyleyeyim. Son yıllarda Türkiye gerildi. Türkiye daraldı. Türkiye özgürlüklerini geri istiyor. Ve Türkiye'de barış ikliminin yeniden oluşmasını ve insanların birbirini yeniden kucaklamasını istiyoruz. Onun için bana en büyük projen ne dediklerinde en büyük projem huzur diyorum, huzur. Topluma huzur gelecek, milletimize huzur gelecek. Ve projemizi 3B ile açıkladık. Birincisi barışacağız dedik. Çatışma yok. Laikler anti laikler, yok böyle bir tartışma. Sağcılar solcular, yok böyle bir tartışma. Türkler Kürtler, yok böyle bir tartışma. Aleviler Sünniler, kapat böyle bir tartışmayı dedik. 81 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız dedik. Bu barış sadece 81 milyonun barışı değil. Türkiye'de barış, Balkanlarda barış, Orta Doğu'da barış, Kafkaslar'da barış ve dünyada barış. Zaten Cumhuriyetimizin kuruluş ilkesi neydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politika ilkesi neydi? Yurtta barış, dünyada barış. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını sokakta görüyorum, her gittiğim yerde görüyorum. Kırcaali'de de gördüm bunu. Anlıyorum zaten. Önce barış, kucaklaşma, uzlaşma, bir büyük şemsiye altında toplanma. Bu şemsiyenin altında sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil. Bakın farkındaysanız 4 Mayıs günü parti rozetini çıkardım. Ben artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim. Ve o günden bu yana hiç parti rozeti takmadım. Bütün toplantılarımı, bütün mitinglerimizi herkesi kucaklayacak şekilde dizayn ettik. Parti bayraklarında yollarda yürümedik. Çünkü tek olan şey bir grubun olmaz. Tek olan şey değerlidir. Cumhurbaşkanı tektir. Tek olan bir partiye ait olamaz. Bütün millete ait olur. Herkese ait olur. İkincisi büyüyeceğiz. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üreten bir Türkiye. Tarıma dayalı sanayisini kuran bir Türkiye. %21'i sanayisinin %21'i atıl olan bir Türkiye bize yakışmıyor. İnsan gücü atıl. 15-29 yaş arasında 5 milyon gencimizin ne olduğu belli değil. Kaydı yok devlette. Okulda mı bilmiyoruz? Kursta mı bilmiyoruz? İşte mi bilmiyoruz? Yurtta mı bilmiyoruz? 5 milyon gencin kaydı yok. Türkiye bu genç nüfusunu atıl bir vaziyette tutamaz, tutmamalıdır. Türkiye'yi kalkındırmak için bizim projemiz, bizim sihirli sayımız 29. 29. Türkiye nüfusunun ortalaması. İskandinav ülkelerinde bu 45, Avrupa'da 40. Böyle bir avantajımız var, genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusu iyi eğiteceğiz. İyi meslek sahibi yapacağız. İyi mühendislerimiz olacak ve onlar Türkiye'de marka yaratan, teknoloji diyen, gelişim diyen, bilişim diyen, girişim diyen, kalite diyen bir gençlik. Ve özgür bir gençlik, özgür bir gençlik. Sorgulayan, eleştiren bir gençlik. Dindar bir gençlik olmalarında hiçbir sakınca yok. Dindar bir gençlik olmaları beni mutlu eder. Ama kindar bir gençlik asla olmayacak. Kindar bir gençlik olmaz. Barışan bir gençlik.
İşte bu gençlikle ikinci B'mizi tamamlayacağız. Büyümemizi tamamlayacağız. Üçüncü B'miz bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Yani en düşük emekli maaşı 840 lira, en yüksek emekli maaşı 6500 lira. Olmaz mı? Doğru değil. Finlandiya'da emekli maaşları arasında 2 kat fark var. Türkiye'de 9 kat fark var. 9 kat fark olursa o ülkede hakkaniyet olmaz, eşitlik olmaz, adalet olmaz, barış olmaz. İşte barış, büyüme ve adil bölüşme. Bunu 3 Y ile yapacağız. Bir, yönümüz, Türkiye'nin yönü Orta Doğu çölleri olamaz. Türkiye'nin yönü Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği'nin bir üyesi olacağız. İki yöntemimiz, ikinci yemiz, demokrasi, özgürlükler, barış, kardeşlik. Üçüncü yemiz yönetimimiz. Yönetimimiz tek adam değil, her şeyi bilen adam değil, çocuk sayısına karışan adam değil, doğum yöntemine karışan adam değil, köprünün yerini kendisi belirleyen bir cumhurbaşkanı değil, uzmanların, mühendislerin belirlediği bir cumhurbaşkanı. Dinleyen bir cumhurbaşkanı. Meydanlarda her gün birilerini azarlayan bir cumhurbaşkanı değil, gençlere geleceği gösteren bir cumhurbaşkanı, ufku olan bir cumhurbaşkanı, vizyonu olan bir cumhurbaşkanı. Yani tek adam ve yanındaki avanesi değil, güçlü bir lider ve yanında akıllı bir takım. Yani ortak akılla ortak iyiyi bulmak, hepimiz için ortak iyiyi bulmak. Onun için diyoruz ki Türkiye'de özgürlükçü, demokrasi yanlısı, bilime inanan, hukuka inanan, geleceği öngören bir yönetim sadece Türkiye'dekileri değil, Kırcaali'deki akrabalarımızı, Prizren'deki akrabalarımızı, Gümüşhane'deki akrabalarımızı, hepsini mutlu edecek. Bölgeyi mutlu edecek. Balkanları mutlu edecek. Sizler bir başka ülkenin, Bulgaristan'ın vatandaşısınız. Sizin göreviniz Bulgaristan'ı kalkındırmaktır. Bulgaristan'a vergi ödemektir. Bulgaristan'ın kurallarına uymaktır. Bulgaristan'ı gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak için çalışmalısınız. Ama bunu yaparken yönetimine de ortak olmalısınız, talip olmalısınız. Ve kimliğinizi asla unutmamalısınız. Siz Bulgaristan vatandaşısınız, doğrudur. Ama Türksünüz ve Müslümansınız. Sizin parmağınıza diken bassa bizim yüreğimiz yanar. Sizin ayağınıza taş değse bizim yüreğimiz kanar. Amacımız, şundan emin olabilirsiniz. Benim amacım sizleri Türkiye'deki sıcak siyasetin içine çekmek değil. Sizinle hasret gidermek, dertleşmek. Türkiye'deki sıcak siyasetin içinde olmayın zaten. Türkiye'de her şeyi böldüler, sizi de bölmeye çalışıyorlar. Onu biliyorum ama bölünmeyin. Sakın bölünmeyin. Türkiye'de gönülleri böldüler, şehitleri bile böldüler. Yani şehitler ayrı ayrı para alıyor, şehit yakınları. Değişiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, iri olmamız lazım. Bunu birlikte başarabiliriz. Tekrar söylüyorum. Türkiye'deki sıcak siyasetin sakın ha parçası olmayın. Sizi bölmek isteyenlere izin vermeyin. Siz burada kimliğinize, inancınıza, etnisitenize herhangi bir müdahale olduğunda dik dur. Sakın boyun eğmeyin. Ama unutmayın, siz Bulgaristan vatandaşısınız. Bulgaristan'ın kalkınması için de var gücünüzle çalışın ve yönetime ortak olmaya çalışın. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Bunu gerçekleştireceğiz.
Yani geleceğin gençlerini hep birlikte yetiştireceğiz. Türkiye'deki okullarda, üniversitelerde okuyan çocuklarınız olduğunu biliyorum. Size bir sözüm olsun. Fizik öğretmeni ve Cumhurbaşkanı adayı olarak size bir söz veriyorum. 2 yıl içinde hiçbir gencimizin hiçbir tarikat yurduna muhtaç etmeyeceğim. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hepinizi 24 Haziran'dan sonra geldiğinizde Çankaya Köşkü'ne bekliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli konuklar, bildiğiniz üzere Kırcaali Arda Futbol Spor Kulübü bu yıl şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi Sayın Belediye Başkanı Hasan Aziz'in elinden Sayın Muharrem İnce'ye Arda Futbol Spor Kulübü atkısı hediye edilecek. Değerli Kırcaaliler, bir 10 gün öncesi Kırcaali şampiyon heyecanını yaşadı. Artık Kırcaali takımı, Arda takımı şampiyonla abone oldu. Ben de Sayın Muharrem İnce'ye Arda takımının şampiyon takımının şalını vermek istiyorum. Aynı zamanda bizim genel başkanımıza. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Madem Kırcaali şampiyon, Sayın Başkan, geldiğinde de Türkiye'nin şampiyonu olarak ben de sana bir atkı vereceğim böyle. Muharrem İnce, Türkiye mutlu olacak. Muharrem İnce, adalete kavuşacak. Muharrem İnce. Evet. Değerli konuklar, kardeşlik, birlik ve demokrasinin buluştuğu bu güzel gecenin burada sonuna geldik. Bu güzel tablonun sonsuza